bu bütçede halkın zenginlikleri, halkın serveti saraya doğru hortumlanıyor. Bunu söylemek için bu kürsüye çıktık. Siz söylemeye korkuyor olabilirsiniz ama biz söyleyeceğiz. Şimdi normal şartlarda burada konuşabilsek, derdimizi anlatabilsek pek çok şey görülür. Ama işin özeti şu: yediniz, semirdiniz, şiştiniz, cukkaladınız, sonra da batırdınız. Doğal olarak yargılanacaksınız değerli arkadaşlar. Vatandaşı bu dondurucu soğukta, ekmek kuyruklarında titretirken kasalarında balya balya para biriktirenler yargılanacak. Anneler çocuklarına yedirmek için mama alamazken sizin birbirine dağıttığınız ihaleler nedeniyle adliyeler lebalept olacak. Değerli arkadaşlar, hiç uzatmıyorum. Hiç uzatmıyorum. Arkadaşlar, sakin. Bakın, bizim söylediğimiz şey şu: tıpkı sizin reisinizin söylediği gibi men dakka dukka diyoruz. Men dakka dukka. Son sözüm şu: konuşturmayın, bağırın, çağırın. Ama değerli arkadaşlar, herkes bilsin, lale devri nasıl bittiyse sülale devri de bitecek. Hepiniz yargılanacaksınız. Buyurun. Arkadaşlar, ben polemik yapılacaksa çok uzun süre yaparım. Mesela siz, halk sizi seçse de iktidarı vermeyecek diye iki gün önce burada bakanınız konuştu. İstanbul'da sandıkta tokadı yediniz, vermemek için her şeyi yaptınız. Hala buradan bana laf atıyorsunuz. Bırakın. Onları bir kenara koyalım. Onlarla uğraşmayalım. Arkadaşlar, boş verin bunları. Ben diyorum ki bak, bu bütçe halkçı bir bütçe olsaydı, emekçinin bütçesi olsaydı ne olurdu? Bakın mesela sağlık, değil mi, en önemli sorun. Var mısınız? Hadi yürek testi yapalım. Diyorum ki bütün özel hastaneler devletleştirilmelidir. Sağlığın parayla alınıp satılması mı olur ya? Hiç vicdanınız sızlamıyor mu? Birisi hasta, parası olmadığı için 5 yıldızlı otel gibi hastaneye gidemiyor. Ama Sağlık Bakanı'nın sağlık hastaneleri zinciri sahibi olduğu bir yerde siz özel hastaneleri devletleştiremezsiniz, kamulaştıramazsınız. Ben söylüyorum, bir işçi iktidarında bütün özel hastaneler devlete ait olur. Parası olan da parası olmayan da 5 yıldızlı otel gibi hastanelerde tedavi olur. Var mısınız? Değerler, devam edeyim. Değerli arkadaşlarım, bakın, eğitim, değil mi? Eğitim. Ya parası olmayan çocuğunu okutamıyor. Parası olan, yalan mı söylüyorum, parası olan çocuğunu en lüks okullara gönderiyor. Bale alıyor, bilgisayar eğitimi alıyor, kodlama öğreniyor, yazılım öğreniyor, yabancı dil öğreniyor. Parası olan çocuğunu Amerika'ya gönderiyor. Parası olan Avrupa'ya gönderiyor. Parası olmayan okutamıyor. Ben de diyorum ki halkın bütçesi iddian varsa eğitimi özelleştirmeyeceksin arkadaş. Bütün özel okulları devletleştireceğiz. Halk çocukları, emekçi çocukları da özel okul imkanlarında okuyacaklar. Buna niye isyan ediyorsunuz? İlla sizin çocuklarınız mı özel okulda okuyacak sadece? Bu halkın çocukları okuyamayacak mı? Değerli arkadaşlar, son. Barınma. Bak diyorum ki her insan güvenli, mutlu, huzurlu bir evde oturma hakkına sahiptir. Bu bir insan hakkıdır. Herkes bir ev sahibi olma hakkına sahiptir. Ama yok, siz şunu yaptınız. Sayın Baş, tamam, tamamlayalım Sayın Baş. Arkadaşlar, bakın, Türkiye şöyle bir ülke. Ev sahibi olmak için yıllarca bankaya faiz ödüyorsun. Müteahhitleri zengin ediyorsun. 40 yıl çalışıyorsun. Bir ev sahibi olmadan hayatını kaybediyorsun. Bu insan onuruna yakışmayan bir durumdur. Değerli arkadaşlar, maalesef memleketi o hale getirdiniz ki memleketin dertlerini 5 dakika değil 15 gün anlatsam bitmeyecek. O yüzden kısa ve özet bir yaklaşım sergileyelim. Bir tercih yapmak zorundayız. Her insan bir tercih yapacak. Ya emeğin, alın terinin, yoksulun, emekçinin yanında olacağız ya para babalarının yanında olacağız. Başka bir çaremiz yok. Bu bütçe para babalarının yanındadır. Bu bütçe tuzu kuruların bütçesidir. Bu bütçe maalesef tarihe Pinokyo bütçesi olarak geçecektir. Çünkü tarafsınız. Biz de tarafız. 22,5 milyon SGK'lının tarafıyız. 12 milyon asgari ücretlinin tarafıyız. Milyonlarca emeklinin, emeklilikte yaşa taktığınız insanların ve geleceğini kurmaya borçlu olduğumuz 20 milyon gencin, çocuğun tarafındayız. Kısacası evet,
%99 adına konuşuyoruz ve bu bütçeyi reddediyoruz. Bu bütçeden razı değiliz. Çünkü önerdiğiniz şey sarayın bir dakikada harcadığı parayla bir işçinin bir ay boyunca hayatını idame ettirmesi. Bunu reddediyoruz. İnsanların sizin kanunlarınız yüzünden mesleklerini yapamayıp sokakta simit satmak zorunda kaldığı, açlıktan sokakta bayıldığı, her gün yeni bir geçim sıkıntısı intiharıyla karşı karşıya kalmaya fıtrat denmesini öneren bu bütçeyi reddediyoruz. 84 bin çocuğun anne olduğu, kadına şiddetin her gün arttığı, kadın cinayetlerinin önlenemediği bir dönemde sadece Cumhurbaşkanı'nın eşi ve kızları katılacak diye bir toplantıya devlet bütçesinden 1 milyon lira harcanmasını reddediyoruz. Bu ülkede çocuklar hala birilerinin sırtında dere geçerek okullarına ulaşmaya çalışırken, üstelik anayasada laiklik maddesi varken aslında varlığını tartışmamız gereken Diyanet İşleri Başkanlığı'na 11,5 milyar bütçeyi reddediyoruz. Bu savaş, yıkım ve ranta ayrılmış bütçeyi Cumhurbaşkanlığından geldiği gibi tek bir kalemini sorgulamadan değerlendirmeye razı değiliz. Ve soruyoruz, bu bütçe tartışılırken memleketin haline bakınca vicdanınız rahat mı? Her 5 çocuktan birinin çalışmak zorunda olduğu bir ülkede yandaşlara kepçeyle verirken halkımızdan bir yudumu esirgemekten korkmuyor musunuz? Gerçekten bu halkın isyanından korkmuyor musunuz? Bakın çok açık söyleyeyim. Eğer vicdanınız sızlamıyorsa bile bilin ki bu bütçe başınızı çok ağrıtacak. Efendiler, halkın damarına bastınız. Bu bütçe sizi rahat uyutmayacak. Değerli milletvekillerim, bütçeyi yapanlar ve onaylayanlar gözleri paradan kardan başka bir şey görmez olmuş. Dün Barış Yoldaş'ın buradan gayet güzel özetle anlattı. İtibar düşkünü, mal mülk düşkünü, para pul düşkünü olunmuş. Bu bir saplantı olmuş ama bizim de bir sevdamız var. Memlekete, insana, doğaya, adalete, özgürlüğe sevdalıyız. Bakın göreceksiniz. Kuracağımız düzende tek bir kadın sokakta endişeyle gezmeyecek. Tek bir genç özgürce düşünebilir miyim, araştırabilir miyim, okuyabilir miyim, sevgilimle el ele gezebilir miyim, internete parasız girebilir miyim diye dert etmeyecek. Gazeteci, aydın, akademisyen özgürce üretmekten korkmayacak. Biz fikirleri değil, işsizliği yasaklayacağız, sömürüyü yasaklayacağız, yoksulluğu yasaklayacağız. Hiç merak etmeyin, kaynakları da bulacağız. Babalar gibi satarız dediğiniz halkın değerlerini, kamu varlıklarımızı, işletmelerimizi tek tek geri alacağız. Devlet garantisiyle yandaşlara aktardığınız, köprü, yol ve hastanelerde kaybettiğiniz milyarları halka geri vereceğiz. Bir yanda saray, bir yanda gecekondu. Bu düzen devam etmeyecek. Bir yanda gösteriş, bir yanda sefalet olmayacak. Herkese eşit parasız eğitim ve sağlık hizmeti ulaştırılacak. Bu ülkenin tüm yurttaşları elektrik, su, barınma gibi en temel insani haklarına eşit şekilde ücretsiz ulaşacak. Parası olan Bilal bedelli askerlik yaparken parası olmayan Mehmet ölmeyecek. Bu utançların hepsi sizinle birlikte tarihe gömülecek. Ama yaşattıklarınızı unutturmayacağız. Sivas Vilayet Mirası'nın adını Metin Altıok yapacağız. Sağlık Bakanlığı'na Türkan Saylan'ın adını vereceğiz. Diyarbakır Jandarma Karakolu'nun yerine Ape Musa Kültür Merkezi kuracağız. Şişli Meydanı'nın adı Rant Dink olacak. Milli Kütüphane'nin adı Uğur Mumcu olacak. Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Özgürlük Meydanı olacak. Değerli arkadaşlar, tamam anladım, şunu merak ediyorsunuz, sarayı ne yapacaksınız? Kaçak saray. Arkadaşlar, kaçak saray aynen kalacak. Halkın parasıyla yaptığınız sarayı halkımız sizi unutmasın diye utanç müzesi yapacağız. Bin odasında da yaptıklarınızı anlatacağız. Peki değerli arkadaşlar, son bitiriyorum. Arkadaşlar lütfen. Sayın Başkan konuşsun arkadaşlar, kürsüye gelin. Arkadaşlar, şimdi değerli lütfen. Arkadaşlar iki teşekkürüm var. Bir tanesi Sayın Naci Bostancı'ya.
Naci Bey konuşmasını dikkatle izledim. %1'in bütçesi için slogan bütçesi dedi. Bunlar dedi slogan dedi. Bakın Naci Bey açık söyleyeyim, slogan atmak aslında kötü bir şey değil. Slogan uzun bir mücadele sürecinin hedeflerini en kısa biçimde anlatmanın yolu. Yani keşke benim de sizin gibi bir saatim olsa da daha uzun uzun anlatabilsem. İnşallah meclisimiz hep beraber o fırsatı da bize bir gün tanıyacak. Fakat arkadaşlar lütfen Atip'in sözünü kesmeyin. Şimdi değerli arkadaşlar, halkımız biz kısa konuşsak da anlar. Ama ben Naci Bey'in söylediği önemli bir şeye geleceğim. Diyor ki, kıt kaynaklarla sonsuz arzular arasında denge sağlamak zor. Türkiye'nin kaynakları kıt, insanların arzuları sonsuz. Ben de cevap veriyorum Naci Bey. Türkiye'nin kaynak sorunu var. Kaynak var ama sarayın ve patronların arzusunun sınırı yok. Ona yetmiyor bizim kaynaklarımız. Naci Bey, 2000 lira asgari ücretlinin bitmeyen arzusundan ne olur? Sadece insanca yaşamayı özlemiş bu insanlar. Özetle, arzular sonsuz değil, insanca, kaynaklar kıt değil ama peşkeş çekilmiş. Ama bir konuda Naci Bey'in çok tutarlı olduğunu söylemem gerekiyor. Fukara Tayyip Erdoğan'ı savunmak için fukara kraliçeyi savunmanızı takdirle karşıladım. Yalnız bir şey hatırlatmam gerekiyor. Eğer o Fransız yoksulları fukara kraliçeye karşı ayaklanıp monarşiyi devirip cumhuriyeti kurmasaydı biz bugün bu kürsülerde konuşamazdık. Bunu da aklımızda tutmamız gerekiyor. Başkanım toparlayın. Değerli arkadaşlar, son olarak bu bütçe sürecine emeği geçen tüm saray eşrafına ve AKP'li vekillere teşekkür etmek istiyorum. Biz kapitalizmin insanın insanı sömürmesi üzerine kurulu bir düzen olduğunu anlatıyorduk. Siz güzelce gösterdiniz. Bu bütçeyle halkın önüne sadece ve sadece iki seçenek kaldığını siz de itiraf etmiş oldunuz. Ya AKP yönetecek, saray, savaş ve sömürü düzeni devam edecek, ya halk örgütlenecek ve bu saltanat düzenine bir son verecek. Ben bu vesileyle Türkiye İşçi Partisi'nin 2020 bütçesine dair kayıtlara geçmesini istediğim son sözünü de tarihsel bir anekdotla bağlayayım. Bu bütçe diyor ki, ya barbarlık ya sosyalizm. Teşekkür ederim. İşgale ve saltanat düzenine karşı halkın birleşik mücadelesini temsil eden meclisin kuruluşunu selamlıyor. Mustafa Kemal Atatürk ve halkı için çalışmış tüm vekilleri saygıyla anıyorum. Değerli yurttaşlar, bugün burada meclisin açılışını, ulusal egemenliği ve çocuk bayramını kutlamak için toplandık. Öyleyse önce üç cümle kuralım. Bir, meclis sarayın noter makamına çevrilmiş durumda. İki, egemenlik maalesef halkın değil, tek adamın. Üç, çocuklar bayram kutlayamıyor. Çünkü bu iktidar akıl dışı salgın yönetimiyle çocuklarımızı evlere hapsetmiş durumdadır. Değerli yurttaşlar, egemenlik konuşacaksak çocuklara bakacağız. Çocuklar mutsuzsa egemenlik tehlike altındadır. Mesela 12 Eylül darbesi böyledir. Amerika'nın çocukları başarmıştır, bizim çocuklarımızın hayatına mal olmuştur. Onların açtığı yoldan yürüyenler çocuklarımızın geleceğini çalıp memlekete bir saray rejimini reva gördüler. Bakın memleket nereden nereye geldi. Adile teyzenin kuzucukları vardı. Şimdi tosuncuklar var. Flüt çalmayı öğrenen çocuklarımız vardı. Şimdi maşallah at çalan at hırsızları var. Sermet Erkin'in şapkadan çıkarttığı tavşanla eğlenen çocuklar vardı. Şimdi el çabukluğuyla milyarlarca doları hiç edenler var. Demir parayla leblebi tozu için sıraya giren çocuklar vardı. Şimdi milyonlarca liralık arabalarda pudra şekeri bulunduranlar var. Düzen böyle olunca da eğitimde, sağlıkta, özgürlükte, umutsuz gençlik oranında maalesef dünya sıralamasında dibe vuruyoruz ve bunlar sizin eseriniz. Yüzlerce çocuğun annesi gözleri önünde öldürülürken İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmaya çalıştınız. Sizin çocuklarınız askere bile gitmedi ama yoksul çocuklarının tabutu başında propaganda yaptınız. Kendi evlatlarınıza gemicikler, villalar, yatlar, son model arabalar aldınız, makam mevki açtınız, oğluna bir pantolon alamadığı için canına kıyanları görmediniz. Şimdi çıkmış çocuk bayramı kutluyorsunuz. İktidara soruyorum,
Hangi yüzle? Ceylan Önkol, Rabia Naz, Uğur Kaymaz, Berkin Elvan, Veysel Atılgan, Oğuz Ardasel, Burak Oğraş'ın anne babalarının çığlığını duyuyor musunuz? Artık hiçbir bayramı kutlayamayacak çocukların hesabını verdiniz mi? Veremezsiniz, vermeyeceksiniz. Çünkü kamudaki koltuklar tek meziyeti reisinize sadakat olanlarla doldu. Kasalar boşaltıldı. Halkın kefen parası, ihtiyat akçesi bile harcandı. 128 milyar dolar buharlaştı. Doğal kaynaklar, madenler, ormanlar, dereler parsel parsel satılıyor. Bir de bir ilk daha yaşattınız. Bakanın biri kendi şirketi para kazansın diye kendi bakanlığına kazık attı. Şimdi bizi ekranları başında izleyen tüm yurttaşlarımıza soruyorum. Sağlık Bakanı özel hastane patronu. Eğitim Bakanı özel okul patronu. Turizm Bakanı otel zinciri patronu. İçişleri Bakanı'nın her suçluyla fotoğrafı çıkıyor. Dışişleri Bakanı yurt dışına kaçan dolandırıcıyı makamında ağırlıyor. Böyle bir ülkede egemenlik halkın olabilir mi? Burada iktidar vekillerine sesleniyorum. Hani eskiden 23 Nisan'larda çocukları koltuklara oturturlardı. Sizin varlığınız, iradeniz 23 Nisan'da temsilen koltuğa oturan çocuk kadar oldu mu? Çocuklar bile bazen tembihleri dinlemez. Koltuğa oturduğu zaman içinden geleni söyler. Siz bunu bir kez olsun yapmadınız. İşte bu yüzden siz gideceksiniz ve o çocuklar gelecek. Ama hangi çocuklar? Parti üyesi olduğu için değil. Özel derslerle büyüdü. Parasını bastırıp tez yazdırdı. Sus deyince sustu. İmzala deyince imzaladı. Emredince göreve geçti. Bırak deyince affını istedi. El kaldırdı, el indirdi, hiç değil. Zeki, çalışkan, azimli, hak ederek gelecek bu çocuklar. Ve o gün siz yargıda yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Evet, devran dönecek. Parmağınızda oynattığınız adaletsiz yargı dönemi bitecek. Adliye koridorları lebalep hırsızlarla, avantajcılarla, rüşvetçilerle, arsız müteahhitlerle dolacak. Bugün bu halkı açlığa, sefalete mahkum eden kim varsa, işçilere, gençlere, kadınlara kim el kaldırdıysa, evlatlarımızın canına kim kıydıysa hepsi hesap verecek. Kimse yanına kar kalacağını sanmasın. Hani o Vahdettin'e soysuz denmesinden rahatsız olanlar var ya, onlara söylüyorum. O kaçtı, siz onun gibi kaçamayacaksınız bile. Değerli arkadaşlar, egemenlik yeniden halkın olacak. Yolsuzlukla, hırsızlıkla, sömürerek, rüşvetle elde edilmiş tüm servete, halkın çıkarlarını çalanlara ne varsa geri alacağız. Topraklarımız, yok pahasına özelleştirilen milli değerlerimiz geri alınacak. Kanal İstanbul geçecek diye uyanıklık edip dönüm dönüm arazi kapatanlar, size sesleniyorum, hepsi iptal edilecek. Ve halktan çalınan halka geri dönecek. Herkes anlayacak, bu ülke satılık değildir. Hırsızların elinden kurtaracağımız her kuruş, cefakar emekçilerin, yoksul halkımızın çektiği acıları dindirmek için kullanılacak. Türkiye İşçi Partisi biat edenlerin karşısında gerçeği söylemekte. Haklının yanında durmakta inat edenlerin. Size inat doğayı, hayatı, kadını, işçiyi, emekçiyi, kültürü, sanatı, üretimi ve çocukların oyun hakkını savunanların partisidir. Ve sonuna kadar haklıyız. Çünkü bizim davamız cebini doldurma davası değil. İnsanca yaşam kavgası, zalimden hesap sorma davasıdır. Halkımıza sesleniyorum bitirirken. Değerli yurttaşlar, bu ülke, bu meclis kolay kurulmadı. Sayın Baş, tamamlayalım lütfen. Bu ülke saray rejiminin eseri bu utançların hiçbirini aslında hak etmiyor. Egemenliğimizin bir gün daha saraya ve onun at hırsızı, dolar hırsızı, insan kaçakçısı, kadın düşmanı, işçi düşmanı kadrolarına bırakmaya tahammülümüz yok. Bizim bu ülke çocukları için bir hayalimiz var. Ücretsiz ve eşit eğitim alacak. Güzel toprakta, ormanı talan edilmemiş, kimsenin aç yatmadığı, annelerin babaların yoksullukla boğuşmadığı tertemiz derelerde oynayacaklar. Yeşil alanları uçurtma uçuracak. Çocuk gülüşleri sokakları ülkeyi yeniden kuracak. Arkadaşlar bağırmayın. Gerçeklerin kötü bir huyu var. Er ya da geç ortaya çıkıyor. Halkımıza sesleniyorum.
Sayın Başkanım, dönüyor musunuz? Bitirmek istiyorum. Ek süre kimseye vermedim. Son İkinci bitireceğim. İki dakika oldu veriyorum. Özür lütfen. Son cümlem tahammül gücünü aşıyor. Sayın Başkan, ricam şu, arkadaşlar susarsa ben konuşmamı bitireyim. Onu sağlayın. Arkadaşlar, tamamlayalım lütfen. Arkadaşlar bitiriyorum. Dediğim gibi gel.